Çok uzakmış dostum. Evet görüyorum. Burada kimse bir şey yapmamış. Kamyonu oraya götüremezsek işimiz yatar dostum. Önlerindeki birkaç gün için pansiyon müdürü Tony Hume'la beraber çalışacaklar. Şu anda su, elektrik ve gaz gibi ihtiyaçlarınızı nereden karşılıyorsunuz? Suyumuz burada. Bir su kaynağımız var. Ama diğer her şey orman yolu üzerinden geliyor. Ve yol ileride bakım görmemeye başlarsa sonunda bir gün yok olup gitmez mi? Yarın. Yarın mı? O kadar ciddi mi? Eğer çok yağmur yağarsa vadi mahvolur. Peki gençlerin kaldığı bu pansiyona ne olacak? Hiç enerji kalmaz. Yemek pişiremeyiz. Isınamayız. Ve burada pansiyon diye bir şey artık olmaz. Peki eğer böyle olursa işiniz ne olacak? Başka bir iş yapacağım. Kendimi tatilcilerin yerine koyunca üzülmüştüm. Ama şimdi senin yerine koyunca daha da üzüldüm. Sevdim seni. İşini kaybetmeni istemiyorum. Harika. Kısacası yol yok olacak. Bu da demek oluyor ki sen de elektriksiz ve gazsız kalacaksın. Bu pansiyon için iyi bir reklam olmaz değil mi? Ama Dick ve Jane Black Sail pansiyonunu ve Tony'nin işini nasıl kurtaracağına karar vermeden önce... Elektrik sigortaları. Pansiyonun mevcut enerji tüketim miktarını hesaplamaları gerekir. İki radyatör. Küçük bir oda için mi? Sıcak. Bu sıcak. Bu da nesi? Ağustos'un ortasında gibiyse. Hava radyatörleri açmak için pek soğuk sayılmaz aslında. Bu bir enerji israfı. Jeneratör burada aşağıda. 4000. Sanırım bu 4000 kilovatlık bir jeneratör. Ve güneş panelleri buralarda bir yerde değil mi? Evet işte orada bak. Ama pansiyonun dışında istiflenmiş kötü bir sürpriz kahramanlarımızı bekliyor. 15 gaz tüpü. Bunlar su ısıtmak için falan olmalı. Kesinlikle en büyük enerji kaybı bundan oluyor. Bu gaz tüpleri Black Sail'in kirli ve pek de gizli olmayan enerji kaynakları. Dick ve Cem etrafı inceledikçe işler gözlerini korkutmaya başlıyor. 3 adet güneş paneliyle küçük bir miktar enerji üretiliyor. Bu enerji pansiyonun ısınma, yemek pişirme, yakıt ve elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği için gaz tüpleri kullanılıyor. Ama yol olmazsa gaz da olmayacak. Tamam. Şu yukarısı rüzgar aralığı denilen yer öyle değil mi? Evet. Öyleyse buranın rüzgarlı olması gerekirdi. Evet. Yoksa bu ismi nereden alsın ki? Bu yüzden bir rüzgar türbini iyi bir fikir bence. Bu şekilde oldukça enerji üretebiliriz. Evet. Bu muhtemel. Ya güneş enerjisi? Şaka mı yapıyorsun? Burada pek görünmüyor bile. Panellerden elde ettikleri 1000 watt çok bile. Elimizde başka ne var? Bunların haricinde akarsular var. Bak burada bir tane de küçük şelale var. Biraz uzakta ama sonuçta küçük olsa bile bir şelale var elimizde. Onu zor görüyorum. En azından akan bir su olduğunu görebilecek kadar yakındayız. Evet, güzel. Sudan enerji üretilebilir. Fakat başka seçenekleri de düşünmeliyiz. Tamam. Görünüşe göre elimizde rüzgar ve su var. Zorlu doğal şartları olan bu bölgede enerji üretimi için su ve rüzgarda karar kıldıktan sonra sıra keşif görevine geliyor. Bak ne diyeceğim, gidip etrafa bir göz atalım. Sen gidip uygun olabilecek yerlerde rüzgar testi yap, ben de gidip su bulayım. Tamam. Dur bir dakika, şunu al da öyle git. Tamam. İlk görev belirlendi. Çevre savaşçıları Cem ve Dick, etraftaki unsurları kullanarak nasıl maksimum güç elde edebileceklerini tespit edecekler. Merak ediyorum da ne kadar... Cem rüzgar ölçerini kullanıyor. Ha, bu hiç yeterli değil. Ve belirledikleri yerlerdeki rüzgar hızını ölçüyor. O esnada Dick ise vadiden akan Liza nehrinde suyun akışını ölçüyor. Saniyede 400 litre. Ve bunun elektrik üretimi için yeterli olup olmadığına bakıyor. Rüzgar türbinlerine neden yüksek direkler diktiklerini anlıyorum. Ama vadide yeterli su ve rüzgar mevcut değil. Bu işe yaramayacak gibi görünüyor. Başka seçenek yok ve bu yüzden Dick ve Cem dağın yüksek kısımlarına yönelmek zorunda kalıyor. Eski albay Dick, Sailback'te nehri takip ediyor. Ve bu arada Cem de rüzgar aralığına doğru yola koyuluyor. Burası biraz daha rüzgarlı. Birkaç yüz metre tırmandıktan sonra Dick'in inadı işe yarıyor. Cem! Benim Dick! Hemen buraya gel, burası harika. Yola çıktım bile. Oh! Dick! Burada altın bulmuşsun dostum. Baksana ne kadar çok su akıyor. Ayrıca hızlı akıyor. Bu enerji üretmeye yeter. Bunu çok sevdim. Tek sorun bunu aşağı nasıl ulaştıracağımız. Rüzgar testi nasıldı? Pek iyi sayılmaz Dick. Vadi içinde girdap yapıp duruyor. Aşağıda ve yukarıda her yere baktım. Bazen rüzgar oluyor ama bazen de olmuyor.
En iyisi tam ortada tünel etkisinden yararlanmak. Ama bir sorunumuz olacak. Bunu yapmak için pervaneyi çok yükseğe kaldırmalıyız. Ama onu yükselttikçe görüntü kirliliği olacak. Bunlar pek basit sorunlar sayılmaz. Dick işe yarar bir su kaynağı buldu. Ama olması gerekenden kilometrelerce uzakta. Cem rüzgar türbini fikrinde hala kararlı ama işi pek de kolay. Daha önce bir rüzgar türbini inşa etmemiş olan Cem'in önce bunu küçük bir ölçekte denemesi gerekiyor. Tut şunu. Belli ki normalde rüzgar türbini için bunlardan birine ihtiyacım var. Bağla şunları şimdi. Bu bir rüzgar türbini değil, biliyor musun? Elektrik giriyor, rüzgar çıkıyor. Tamam mı? Hepsi bu. Bunun yanlış olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Ama çok hoşuma gitti. Al şu ampulü. Normal bir fan elektrik akımıyla döndürülür. Ama Cem'in fikri süreci tersine işletmek. Doğal güçleri kullanarak fanı döndürecek ve elektrik akımı üretecek. Tıpkı aracın tepesine yaptıkları düzenek gibi. Rüzgarı verdiğimde motoru döndürecek. Motor elektrik üretecek ve gözlerin kamaşacak. Hazır mısın? Evet. Gözlerim! Tamam. İşte hepsi bu kadar. Keşke bu kadar kolay olsaydı. Cem el emeğiyle bir pervane, bir elektrik jeneratörü ve bir kuyruk yapmak zorunda. Kullanacağı malzemeleri nasıl bulacaksın? Örneğin pervaneyi neyle yapacaksın? Metalden kesip yapamam. Biliyorsun plastik kalıplarımız da yok. Bunu tahtadan keserek yapmak zorundayım. Üzerine tahtadan yapılmış pervane takacağım. Ve döndükçe arkasında takılı olan jeneratörü döndürecek. Böylece elektrik üretecek. Ayrıca arka tarafa da yelken görevi gören bir kuyruk takacağım ki rüzgarın yönü değiştikçe türbinimiz de o yöne dönsün. O halde ihtiyacımız olan pervane, jeneratör, kuyruk, direk ve uygun yer. Evet. Cem el yapımı jeneratöre takılmak üzere bir pervane kolu yapacak. Jeneratörde sarılmış bakır teller ve mıknatıslar bulunur. Pervane döndüğü zaman mıknatısları döndürür ve mıknatıslarla bakır teller arasında bir elektriksel alan oluşur. Ama Dick'in güvenlikle ilgili ciddi kaygıları var. Kontrolsüz dönen bir türbin pervanesi, Enerdale'deki tatilciler için bir risk yaratır. Dengesi ayarlanmalı ve sağlam yapılmalı. Aksi takdirde büyük sorunlara yol açabilir. Profesyonelce yapılmış rüzgar türbinlerinde bile sorunlar oluyor. Eğer güçlü bir rüzgar alırsa pervanesi savrulup yüzlerce metre uzağa bile fırlayabilir. Bu yüzden kimsenin yaralanmayacağından emin olmak için Cem çizim tahtasına geri dönüyor. İşte böyle bir şey. Dick ise yüksekten hızla akan su sayesinde yüksek miktarda elektrik üretebileceğinden oldukça emin. Tek yapması gereken bunu kanıtlamak. Suyun gücü konusunda pek emin olmayanlar da var. Sence bir termofor ve içinde biraz su olan bir hortumu kullanarak seni kaldırırsam bundan etkilenirler mi? Bence etkilenirler. Hadi şimdi üzerine bas. Tamam. Tamam. Su haznesinin yüksekliğindeki küçük bir değişim bile sıcak su balonuna giden basıncı ciddi oranda arttırıyor. Evet. Evet. Buna bayıldım. Çok iyi. Su sadece birkaç metreden yani 3 metreden akıyor. Bir de bunun dağdan 80 metre yükseklikten türbinlerimize geldiğini düşünsene. 80 metre çok iyi bir yükseklik bence. Selbeck'teki su 80 metre yüksekten aşağıdaki Liza nehrine ulaştığında büyük bir enerji potansiyelini de beraberinde getirecek. Ve Cem'in vadide girdap yapan rüzgarı enerji üretecek şekilde yakalaması zor. Bu yüzden Dick daha üstün. Tepede gittiğimiz yer var ya, işte orası en az 80 metre. Belki su türbinini koyacağımız yerden 90 metre yüksekte bile olabilir. Buraya küçük bir su çarkı koyabiliriz. Böylece su içinden geçerek çarkı hızla döndürür. Ve buna da seninki gibi bir jeneratör takarız ve böylece elektrik üretiriz. Ne dersin? İkimizden birinin bir jeneratör yapması gerekecek çünkü elimizde sadece bir jeneratör var. Kağıt, makas, taş. Tamam, hadi. 1, 2, 3. Ben kazandım. Evet, işte bu kadar. Bana taşla vurmadığın için memnunum. İyi ki kağıtla vurdun. Dick yarışa Cem'den bir adım önde başladı. Kamyonun arkasındaki eski yedek jeneratörü kullanabilecek. Ama hala su kullanarak jeneratörü döndürmenin yolunu bulmak gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya. Dick tepeye bir rezervuar oluşturmayı ve suyu 750 metre uzaklıktaki Liza nehrine pompalamayı planlıyor. Ve bunu minyatür bir su değirmeni içinden basınçla geçirecek. Bu doğal olarak jeneratörü çalıştıracak ve sonuçta elektrik enerjisi elde edilecek.
Doğru yolda olduklarına inanan Dick ve Cem şimdi Tony'nin kalbini kazanmak istiyorlar. Merhaba. Buranın en önemli güzelliği su. Yukarı Sailback'e baktık. Sailback, evet. Akarsuyumuz var. Hem de çok miktarda su var. Ve bu suyu kullanarak muhtemelen ihtiyacı olan tüm ısıtma ve aydınlanma gereksinimlerinizi karşılayacağız. Çok miktarda boru döşemen gerekecek. Belki yarım kilometre boru döşeceksin. 300 metre boru yeter sanırım. Alet çantamızda bu kadar boru yok. Bu çok komik değil mi? Ne tür borular? Basınç sağlama amaçlı kullanılacaklar. Bu çok önemli. Diğer bir konu da onları yukarı taşımak olacak. Bunun üstesinden gelebiliriz, öyle değil mi? Burada bilimsel bir deney mi yapacaksınız? Hayır. Tony, su tribünü için büyük boru hattı kurulmasının koruma altındaki doğal bir merkezde sorun yaratacağından endişeli. Tüm ümidimizi suya bağlamanın kaygı verici olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden rüzgar tribünü çok önemli. Hoş bir manzara yaratmadıkları düşünülebilir. Ama bu sorunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Tony aynı zamanda bir rüzgar tribününün manzarayı bozmasından da kaygılı. Biz bunu yapalım. Yargılamasını sen yaparsın. Önce yapalım ve sen de bir gör. Çok büyük olacak. Bunu küçümsemeyelim. Büyük ve güzel olacak. Ayrıca artık insanlar rüzgar tribünü kullananları gördükleri zaman onların doğaya zarar vermek istemeyen kişiler olduklarını düşünüyor. Ve zaman geçtikçe insanlar temiz enerji üretiminin önemini daha iyi anlayacaklar. Dick ve Cem çok farklı savaş planları yaptılar. Her ikisinin de ciddi stratejik dezavantajları var. Bu yüzden zaman kaybetmeden Tony'ye nasıl yardımcı olabileceğini düşünmeye koyuluyor. Bu arada Dick ve James ise mücadelelerine devam ediyor. İlk iş bir pervane yapmak. Her bir kolu tam bir metre boyunda, dengeli ve aerodinamik yapıda olmalı. Cem'in hata şansı yok. Cem Kalas'a aerodinamik yapısını kazandıracak olan şekli vermeden önce onu kenarlarından keserek inceltiyor. Türbinin tamamını inşa etmek için sadece birkaç gün olduğunu bilen Cem işini etkileyici bir hızla yapıyor. Dick'in su türbininin en önemli parçası çelik dişli veya mini bir su çarkı. Bu çark iki yuvarlak diskten oluşacak ve aralarında çelik dilimler olacak. Zamanın kısa olması ve çelik işçiliğinin zorluğundan dolayı Dick ölçümleri dikkatli ve hatasız şekilde yapmak zorunda. Yapılan bir hatayı gidermek çok zor. Bu yüzden hızlı çalışırken konsantrasyonu kaybetmemek çok önemli. Cem'in her bir pervane kolunu şekillendirmesi gerek. Pervane kolundaki düz yüzey rüzgarı yakalayacak ve pervaneye hız kazandıracak. Tıpkı arabanın tepesindeki türbin gibi. Ayrıca üç pervane kolunun birbiriyle tıpatıp aynı olması gerekiyor. Pek kolay değil. Zımparalama bittikten sonra kollar su geçirmez cila ile parlatılıyor. Çarkının işaretlemesini ve ardından kesimlerini yapan Dick, disklerin kusursuz olduğundan emin olmak zorunda. Hey, bu düzgün bir daire olmuş. Şimdi iki diske de dilimleri takabilmek için bir dizi kertik atması gerek. Cem, bunu görmelisin. Şuna baksana. Bu türbünün bir kenarı ve bu kestiğim küçük dilimleri iki diskin arasına yerleştireceğiz. Bu dilimler sayesinde çarkın dönmesi sağlanacak. Bu çok güzel. Ninjaların attığı yıldıza benziyor biraz. Bir de şuna baksana. Gerçekten karmaşık bir şekli var değil mi? Bu biraz yetersiz bir ifade. Dürüst olmak gerekirse bunu yapana kadar canımın çıktığını söyleyebilirim sana. Onları nasıl bir araya getirdin? Tamam. Alttaki levhaya tutkalladım ve vidaladım. Şimdi bu ön levhayı da tutkallayıp vidalayacağım. Ve bu ünite arasında bakır bobinlerin kalacağı mıknatıslı levhalara monte edilecek. Rüzgarla dönmeye başlayacak. Ve döndükçe elektrik üretecek. Ve herkes mutlu olacak. Sen tutkallamaya devam et. Ben kaynak yapmaya gidiyorum. Su çarkının kenar disklerini kertikleyen Dick şimdi tüm parçalarını bir araya getirip kaynaklıyor. Rüzgar tribününün pervanesini hazırlayan Cem, elektrik jeneratörüne takılacak olan sonuncu diski pervaneye monte ediyor.
Bu işi doğru yaptım gibi görünüyor. Rüzgar buna gelince dönecek. İşte dönüyor. Çok etkileyici dostum. Şu anda bunun üzerinde bir sürtünme kuvveti var çünkü onu bu çubuğa taktım. Ama güzel dönüyor. Bu harika olacak. Rüzgarı yakalıyor. Olmuş bu. Benim gidip işimin başına dönmem gerek. Bunu durdurmanın bir yolunu bulmalıyım. Eğer havalanırsam gelip beni yakaladık. Dick su çarkının pansiyonun gereksinimini karşılayacağından emin. Ama henüz Sailback'teki suyu vadide 750 metre mesafede taşıyacak boru sistemi kurma sorununu çözmüş değil. Bu arada Tony ise orman müdürlüğünü ve itfaiyeyi su hortumlarını ödünç vermeleri için ikna etmeye uğraşıyor. Dick merakla cevap beklerken Cem yarışta öne geçip jeneratör üzerinde çalışmaya başladı bile. Ama bu nasıl elektrik üretecek? Rüzgar esince pervane dönecek. Pervane dönünce burayı, yani jeneratörü döndürecek. Böylece pansiyonun ihtiyacı olan elektrik üretilmiş olacak. Buraya kadar bir sorun yok değil mi? Hepsini anladın yani. Kesinlikle. Güzel. Çünkü bu konuda biraz endişeliyim. Planın sıradaki bölümü bu. İki disk alacağım ve bu disklerin üzerine 8 mıknatıs yerleştireceğim. Mıknatıslar birbirlerine bakacak ve böylece manyetik bir alan oluşturacak. Bu mıknatıslar pervane tarafından döndürülecek. Bu iki levhanın arasında sabit duracak olan merkez levha yer alacak ve bunun üzerinde ise 6 adet bobin olacak. Mıknatıslar döndükçe manyetik alanları sayesinde bu bobinler üzerinde elektrik akımı oluşacak ve akım doğrultucuya iletilecek. Ve buradan 12 voltluk doğru akım olarak çıkan elektrik pansiyondaki aküleri şarj etmeye gidecek. Tamam mı? Anladın mı? Kesinlikle dahici. Sadece yüz yüze konuşmanın işe yarayabileceğini hisseden Dick, biyodizel yakıtla çalışan motoruna atlıyor ve itfaiyeye gidiyor. Çünkü hortumlarına ihtiyacı var ve başarısız olma lüksü yok. Cem ahşap pervanesini yaptı ve mıknatısların takılacağı döner disklerden birini yapmaya başladı. Mıknatıslarla kaplı iki disk yüz yüze gelecek şekilde yerleştirilecek. Aralarındaysa üzerine bobinler yerleştirilmiş sabit duran ayrı bir disk olacak. Dönme hareketi bir elektrik yükü oluşturacak. Cem çelik diskte delikler açıyor ve bu delikler tam olarak doğru yerde olmalılar. Çünkü bu iki kere yapmak isteyeceğiniz bir iş değil. Dick'in ikna gücü etkili oluyor. İtfaiye suyu dağdan aşağıya taşıyabilmeleri için ultra dayanıklı hortumlar getiriyor. Çünkü bildiğiniz gibi burada çok yüksek basınçlı suyun iletimi söz konusu. Ve itfaiyenin sağlam hortumları bu iş için ideal görünüyor. Ama yüzlerce kilo ağırlığındaki bu hortum yükünü tepeye yaklaşık bir kilometrelik bir yol boyunca taşımak yıldırıcı bir görev. Dick bu hortumları getirebildiği için çok mutlu olmuştu. Ama sadece bir hortumu bile tepeye taşıma işi mutluluğuna gölge düşürdü. Eski bir ordu mensubu için bile bu zor bir iş. Tüm yapması gereken suyu hortumdan geçirmek. Ama bu tıpkı havanın bir balonu kendiliğinden şişirmesini beklemek gibi bir şey. Görünüşe göre Dick bu işi tekrar düşünmek zorunda. Hortumun açılması için yeterli basınç yok. Bana bir boru lazım. Evet, ihtiyacım olan şey boru. Yeni bir acil durum çağrısının ardından Tony tekrar yardıma koşuyor. Vadideki arkadaşlarına telefon açıp su borusu getirmelerini istiyor. Küçük bir rezervuar oluşturuyor ve su borularını içine yerleştiriyor. Suyun borulara girmesiyle ilgili bir sorun olmaması gerek. Şimdi su bu tüpün içinden geçecek. Suyun borulardan yeterince hızlı akmasını sağlamak için elinden geleni yaptı. Dick suyla oynarken Cem jeneratör işine başladığı için yarışta öne geçti.
Ama bu tam olarak nasıl çalışacak? Jeneratörün dönecek olan iki levhası şu anda kesiliyor. Cem'in güçlü mıknatısları yerleştirebilmesi için plaka üzerinde açacağı oyukların yerlerini işaretlemesi gerek. Ne yapıyorsun dostum? Elektrik mi yapıyorsun? Hayır Dick. Daha çok yolum var. Mıknatısları koymak için oyuklar açmam gerekiyor. Bir sorunum var dostum. Mıknatıslara yer açmalı, bobinlere yer açmalı ve bunları birbirinden ayırmalısın. Hava boşluğu iyi olmaz. Biliyorsun, bu önemli. Dick, bütün bunları neden kullanıyorum sanıyorsun? Bunu çalışması için hatasız yapmam gerektiğinin farkındayım. Çalışmasının tek yolu bu. Bak, büyük çekiçleri ben aldım. Sen keyfine bak Dick. Benim hesap makinesinin tuşlarına basarken çıkan yumuşak sesler senin büyük çekicinin sesleri arasında kaybolur gider. Her neyse Dick. Sessiz ol. Konsantre olamıyorum. Doğru yapacağım, endişelenme. Bu kalıp sayesinde Cem, mıknatısların çeliğe monte edilmeden önce doğru olarak yerleştirildiğinden emin olacak. Çünkü beraber çalışacakları yüksek güç nedeniyle onları yerinden oynatmak mümkün olmayacak. Selbeck'in tepesine su borusu yerleştiren Dick'in hala suyu yaklaşık 1 kilometrelik yoldan aşağıya Liza Nehri'ne kadar ulaştırması gerek. Dick hortumlar sayesinde malzeme ihtiyacını giderdi. Ama onları istediği yere ulaştırma sorununu henüz çözemedi. Bunu tek başına yapması imkansız ve burada dört tekerlekli bir araç kullanma şansı da yok. Albay Dick yenilgiyle yüz yüze. Cem rüzgar türbinini tamamlamak üzere. 27 ağır itfaiye hortumu yukarı taşımak için Dick'i bekliyor. Ciddi şekilde takviye güce ihtiyacı var. Cem sorunsuz şekilde işine devam ediyor. Dick zor durumda. Pansiyon müdürü Tony bir kurtarma planı tasarladı. Ve zor durumda olan Dick'e yardımcı olmak üzere süvari birliklerini savaş alanına gönderdi. Tony bir çözüm bulacağını söylemişti. Bahsettiği bu muydu yoksa? Bu Thor, bu da Prens. Thor ve Prens mi? Evet. Bunları taşıyabilirler mi? Bu hiç sorun değil. 4 tane birden taşıyabilirler. 4'er tane mi taşıyacaklar? Evet. Tek seferde 8 tane. Harika. Bu midilliler, madenciler için taş ve demir taşımış hayvanlar. Bu yüzden bunlar onlara hiç ağır gelmeyecektir. Bu durumda 6 tane yükleyebiliriz. Şaka yaptım. İşimizi kolaylaştırır. Bu Prens mi? Evet, o Prens. Bu şakaydı Prens. Çok hareketli bir hayvan. Bunun bıyıkları mı var? Bıyıkları var. Hadi bakalım. Hadi yükleyelim. Bunlar diğerlerinden daha ağır. Prens'e karşı suçluluk hissediyorum. Biliyorsun biz bunu yapamazdık. Bunları tepeye taşımak günlerimizi alırdı. İyi ki Prens var. Şimdi Dick'in bu zor işi bitirmesi için tek seferde 91 kilo taşıyan Thor ve Prens'le birlikte birkaç tur yapması yeterli olacak. Sadece birkaç saat içinde itfaiye hortumlarını tepedeki yerlerine yerleştiriyorlar. Hadi az kaldı. Hey Prens, bu çok daha hafif. Bunları buraya taşımak gerçek bir kabus olurdu. Baksana geldiğimiz yer ne kadar uzakta, görüyor musun? Evet, çok uzak. Bak ne diyeceğim, ben bu ruloyu şu baştaki köşeye götüreyim. Hatların işi bitti. Hadi çocuklar. Aşağıda görüşürüz. Görüşürüz. Dağın tepesinde bir rezervuar oluşturup su borusunu yerleştiren Dick artık 750 metrelik boru hattını hortumlarla döşeyebilir. Gir şuraya. Evet. Son valf bağlantısını yapacağı zaman basınç iyice ortaya çıkıyor. Su türbününün ana unsuru artık mevcut. Başardım. Dick ve Cem'in su kaynağına ilişkin kaygıları ortadan kalktı. Eğer Dick su türbününü yapıp çalıştırabilirse artık enerji için yakıt ihtiyacı olmayacak.
Daha sonra yerin altına gömülecek olan su hortumları Liza Nehri boyunca arazide uzanıyor. Yine de Dick bu hortumların içine hapsedilmiş doğal gücü kontrol edemezse yapacağı su tribünü basınç yüzünden parçalanabilir. Su tribününe monte etmeden önce buna bir baksan iyi olur. İşte bu. Tamam. Sen ne yaptın? Gücünü dağlardan alan bir patates silahı yaptım. Bu su buraya işte şu dağlardan geliyor. Sen aşağıdaki vanayı açınca su hızla içeri girecek. Tüpün içindeki havayı sıkıştıracak ve hava bu kadar bir alanda sıkışıp kalacak. Ve bu hava patlamak isteyecek. Sonra ben de bu vanayı açacağım ve havayı bu boruya aktaracağım. Böylece patatesi şu karşı dağa göndereceğiz. Hepsi bu kadar. Şaka ediyoruz. Gücünü dağlardan alan bir patates silahı değil. Şimdi şuraya geçelim. Eğer amacımıza ulaşırsak akşam yemekte kuzu yiyeceğiz. Demiri versene. Peki orada ne var? Patates mi koydun? Evet. Sen demiri oradan çıkarana kadar suyu açmayacağım. Merak etme. Teşekkür ederim. Hiç korkmuyor musun? Oo. Az daha yüzüme geliyordu. Böyle olmaması gerekirdi. Yani bu dağların bütün basıncı gelip bu tüpün içinden geçecek. Evet. Sence bu yaptığın akıllıca bir iş mi? Aslında fikrim yok Dick. Hadi başlayalım. Dick basınçlı suyu namluya vererek içerideki havayı sıkıştırıyor ve patlayıcı bir güç oluşturuyor. Dick vanayı kapatarak suyu kesiyor. Ve Cem tetiğe basmadan önce suyun fışkırmasını önlemiş oluyor. Basıncı elde ettik. Basıncınız hazır efendim. Bunu tutmam gerekiyor mu? Evet. Doğrusunu istersen neler olacağını kestiremiyorum. Teşekkür ederim. Bu beni rahatlattı. Hazır mısın? Geri sayıma başla. Tamam. 3, 2, 1. Vay canına! Ne sanmıştın? Sen bir ordu adamısın Dick. Ekolojik cephanelerin piyasası var mı? Tamam. Bir daha yapalım. Hadi o zaman Dick başla. Başla. Bunu hissettin mi? Buna bayıldım. Kapattım. Ateşlemeye hazır mısın? Dick, bu sefer naneli sosa benzeyip koyunları korkutsun diye içine biraz yosun koydum. Hazır mısın? Geri sayım başlasın. 3, 2, 1. Vay canına. Bununla bütün gün oynayabilirim Dick. Üzgünüm dostum, bu çok eğlenceli ama bununla elektrik üretemeyiz değil mi? Hayır. İş başına o zaman, hadi. Tamam. Son bir kez daha yapalım mı Dick? Hayır, olmaz. Patates silahı sayesinde basıncın gücünü daha iyi gören Dick, yapacağı su tribününün çok dayanıklı olması gerektiğini fark ediyor. Yapacağı en ufak bir hata bile onun Black Sail'e elektrik getirme planını patates püresine dönüştürebilir. Beşinci güne gelindi. Saat işliyor. Cem tüm enerjisini rüzgar tribünü için yapacağı alternatöre odaklamak zorunda. Bütün mıknatısları disklerin üzerine birbirini itecek şekilde yerleştirdi ve şimdi mıknatısların arasında kalacak olan elektrik bobinlerini hazırlaması gerek. Her bobinin eşit uzunlukta tel kullanılarak sarılması gerektiği için bu usandırıcı bir iş. Bu ne kadar uzundu? 8 metre. Öyleyse 35 bobinde 8 metre var. Teorik olarak Cem şu durumda elektrik üretimini test edebilir. Tek bir mıknatısı bobinin yanında hızla hareket ettirerek düşük bir voltaj ölçebilir. Bir yarışma yapalım. En yüksek voltajı kim yakalayacak, tamam mı? Senin hayatında yarışmadan yaptığın bir şey var mı? Yok. Hiçbir şey olmadı. İşte büyük yarış bu. Hazır mısın? Olmuyor. Bu beni çok şaşırttı. Şöyle tut. Tuttun mu? Evet. Şöyle yapalım. Ama sonuç yok. Hiç voltaj ölçülememesi ve bunun sebebinin de belli olması korkunç bir durum. Ama Cem'e göre artık geri dönmek için çok geç. Doğru yolda olduğunu ummaktan başka yapabileceği bir şey yok. Cem'in elektrik bobinlerini sabitlemesinin en iyi yolu merkez diske reçineyle yapıştırmak. Bu toksik bir madde ve oldukça dikkatli kullanılması gerek. Kuruması için de 2 saate ihtiyaç var. İşte başlıyoruz. Hoşuma gitmeye başladı. Bu merkez diskimiz. Bunları elimden geldiğince ince yaptım ki mıknatıslar arasında çok az aralık kalsın. Yani mıknatıslarımız bobinlere çok yakın olacak. Evet. Çok uğraştın dostum, aferin sana. Sağ ol.
Çarkı tamamlayan dik, şimdi onun içinden suyu geçirmenin bir yolunu bulmak zorunda. İtfaiye hortumunun başına takılacak bir huni yaparak, suyu daha da sıkıştırarak gücünü artırmış olacak. Bu bir anlamda dağdan gelen gücü daha da yoğun hale getirecek. Çarkın ve yoğunlaştırıcı huninin tamamlanmasıyla dik el becerilerini sergilemeye karar veriyor. Su bunu döndürecek. Bu arada çark demir çubukla destekleniyor olacak. Bu güzel jeneratörde elektrik üretecek. Ve huni burada bu şekilde 60 derece açıyla duracak. Saniyede 30 metre hızla su püskürtecek ve çarka hızlı bir dönüş hareketi kazandıracak. Unutma ki maksimum gücü şu üst kısımda yakalayacağız. Su alt kısma gelince de gücün muhtemelen %40'ını kullanacağız. Su buraya girdikten sonra etrafında tur atacak ve suyun bir kısmı ters yönde kuvvet oluşturacak. Geri tepip gücü biraz azaltacak diyorsun, öyle mi? Evet, ama yine de elimizde iyi bir güç olacak. Su çarka püskürünce döndürmeye başlayacak. Bu ilk hareket toplam enerjinin %60'ını kullanacak. Ama su çarkın alt kısmına doğru akmaya devam ettikçe ekstra bir itiş sağlayacak. Ve bu ikinci hareket ise toplam enerjinin geri kalan %40'ını kullanacak. Burada bahsettiğimiz kuvvet hiç de azımsanacak türden değil. Ve dik, Cem'in ne kadar su basıncının kontrol edileceğini kavrayabildiğini düşünmüyor. Burada çok yüksek bir basınçtan bahsediyoruz. Dağdan akan suyun gücü burada toplanacak. Bu bir kamyonun uygulayacağı basıncın 5 katı olacak. Tamam, şimdi atış yapabilir miyiz? Sence ne kadar uzağa gidecek? Bence bu bir itfaiye hortumu kadar uzağa fışkırtacak dik. Çünkü bu bir itfaiye hortumu. Oldukça ağır değil mi? Evet, ağır. Sence nereye gidecek Cem? Bence şu ağaçlara kadar ulaşacaktır. Sıkı dur, tamam mı? Ben hazırım. Hazırım. Tamam, ben sıkı tutuyorum dostum. Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Aman tanrım. Gördün mü? Vay canına dostum, daha dikkatli olmalısın. Suyun püskürüşü inanılmazdı dostum. Su dikin Selbek'teki rezervuarından akmaya başladıktan sonra hortumdaki basınç 10 bara ulaştı. Bu bir denizaltının 100 metre derindeyken maruz kaldığı basınca eşit. Ve eğer dik su tribününü bu basınca dayanacak şekilde yapmazsa Cem bu işin sonunun hüsran olacağını düşünüyor. Bu yüzden ona küçük bir sürprizi var. Bu gücü ahşap bir su çarkıyla toplamanın tam olarak ne kadar aptalca bir fikir olduğunu merak ediyorum. Ve bu yüzden ahşap bir su çarkı yaptım. Öğreneceksin dostum. Bunu öğreneceksin. Nick, bunu kendi gözlerimle görmeliyim. Cem. Söz veriyorum bak. Bu sefer sıkı tutacağım, tamam mı? Hazır mısın? Sıkı dur, başlıyoruz. Geliyor. Hadi. Kafasına nişan al. Hadi. Evet, işte böyle. Tamam. Daha yakından. Daha yakından. Gel. Gel. Hadi. Bu beni çok zorluyor. Yaklaş. Biraz daha. Durmasına izin verme. Hadi. Bey, şuna bak. Sallama şunu. Yanlış yönde dönüyor. Bu çok zorluyor. Üzerimize doğru geliyor. Sallama. Yanlış yönde dönüyor. Üzerimize doğru geliyor. Bu her şeyi çok net ortaya koyuyor. Tamirhanede şimdi ciddi bir iş var. Sağlamlaştırmak için şuraya fazladan bir mil takabiliriz. Cem ve Dik şimdi rekabeti unutmak zorunda. Rüzgar türbününün jeneratörünü monte etmek için güçlerini birleştirmeleri gerekiyor. Tamam, bu harika görünüyor. Şurayı sık ve döndür. Jeneratörün yeterince etkili çalışabilmesi için hareketli parçalar arasında minimum boşluk kaldığından emin olmaları gerek. Bak, bak burada bir boşluk var, görüyor musun? Şimdi sıkıştırdım. Tekrar çevir. Tamam. Mutlu musun? Aa, mükemmel oldu. Çok iyi. Güzel oldu. Çok iyi dönüyor değil mi? Harika. Sıradaki iş korkunç. Ve şimdi sıra en hassas kısımda. Tamam, şimdi buraya gelelim. Mıknatıslı döner plaka, bobinli merkez plaka ve ikinci mıknatıslı döner plaka yavaşça bir araya getirilmek zorunda. Şu an çekimi hissedebiliyorum. Tamam, oldu. Plakalar üzerindeki güçlü mıknatıslar şimdi birbirlerini çekmeye başladı. Dik ve Cem bir kaza olmaması için çok dikkatli davranmak zorunda. Şimdi yavaşça birini dışarı çekelim, sonra diğerini çekeriz. Tamam mı? Parmakların kenarları sıkışmasın. Tamam, sorun yok. Buna dikkat ederim. Bu ağırlaşıyor. Aa, olamaz. Bu parmağın mı? Tamam, yok bir şey. Şuna bak, bu kapan gibi. Tamam, hazır mısın? Bunu sevmedim. Tamam, şunu yukarı bük.
Gerilimli dakikaların ardından Cem'in elektrik jeneratörü tamamlanıyor ve artık mıknatıslar bobinli merkez plakanın üzerinde serbestçe dönüyor. Elektrik üretmeye hazır. Dik'in su tribünü de neredeyse bitmek üzere. O ve Cem hiçbir şeyin unutulmadığından emin olmak zorunda. Düşünüyorum da nehrin suyu bu çarkın içinden geçince inanılmaz hızlı döndürecek. Ve kolayca söyleyebilirim ki bu bir elektrik süpürgesinden daha fazla güç üretecek. Eğer öyle olursa neredeyse pansiyonun bütün elektrik ihtiyacını karşılayacaktır. Evet, haklısın. Aslında elektrik süpürgesi hiç aklıma gelmemişti. Yani 1000 watt'ın üzerinde bir değerden söz ediyoruz. Evet. Neyse, şimdi düşünüyorum da yanlara muhafaza panelleri eklemeliyiz belki de. Böylece içeride olacakları da görebiliriz. Şeffaf polikarbon kullanabilirsin. Hem yanlarda kalkan olur hem de içini görebilirsin. Tamam, öyleyse son olarak şunu alalım. Bunu buraya kaynaklayacağım çünkü bu bizim giriş vanamız olacak. Bunu yapmamız gerek. Çalıştığını görmek için sabırsızlanıyorum. Geriye sadece koruyucu kenarları ve bağlantı borusunu takmak kaldı. Akarsu çarkı neredeyse çalışmaya hazır. Rüzgar türbini de neredeyse tamamlandı. Son iş kuyruğu jeneratöre kaynaklamak. Kuyruk pervanenin sürekli rüzgara doğru bakmasını sağlayacak. Tamam, pervaneyi tak. Dik ve Cem tüm parçaları bir araya getirmeye hazır. Evet, işte oluyor. İşte oluyor, tamam. Evet, bu güzel ve sağlam oldu. Bu çok hoşuma gitti. Çok iyi çalışacağını düşünüyorum. Sonunda Cem'in makinesinin tüm parçaları bir araya geliyor. Rüzgar türbini Cem'in 6 günlük yoğun çalışmalarının ürünü ve sonunda onu çalıştıracak olmasından dolayı çok sevinçli. Tony'nin bir rüzgar türbininin arazide manzarayı bozacağına dair kaygısını ortadan kaldırmayı hedefleyen Cem, taşınması mümkün olan bir makine tasarımı yaptı. Steve, yeterince yükseldiğinde sana sesleneceğiz ve sen de çok yavaş ilerleyeceksin, tamam mı? Güzel. Devam et. Devam et. Biraz geri gel. Geri, geri, geri. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Yavaş. Cem, bu bir rüzgar türbini dostum. İki araba farı türbine kabloyla bağlandı ve pervane döndüğünde yanmaları umuluyor. Sonunda her şey hazır hale geldi. Rüzgar türbini beni çok mutlu etti. Hava şartlarının şuradaki dumanı hareket ettirmesi pek hoşuma gitmedi. Bizim ultra profesyonel rüzgar türbinimiz bile dönüyor. Ama demek ki sorun bunda değil. Sorun başka bir yerde. Black Sail pansiyonuna bir rüzgar türbini inşa ederek elektrik sağlamak için bir hafta boyunca verilen bunca uğraşın ardından Cem doğa şartlarının kendisine karşı olması yüzünden oldukça üzgün. Gezegen mühendislerimizin Enerdale'deki maceraları sona yaklaştı ve Cem rüzgar çıkması için dua ediyor. Hiç rüzgar yok. Black Sail'in kaderi rüzgara bağlı. Lanet olsun. Şu işe bak, hiç rüzgar yok. Ne yapacağız? İnanılmaz çabalarının ardından gezegen mühendislerinin el yapımı rüzgar türbini kurulup elektrik üretmeye hazır hale getirildi. Ama küçük bir sorun var. Hiç rüzgar yok. Bunca yol geldik, bu kadar uğraştık ve sonunda şu olanlara bir bak. Rüzgar ne kadar da güvenilmez bir şeymiş. Kendi rüzgar türbinimizi yaptık ama çalışmadığını görüyoruz. Evet ama bu... Bu çok saçma. Vay canına. Hey, rüzgar esiyor. Rüzgar esiyor. Rüzgar esiyor. Harika. Ama sonunda Enerdale'deki doğa güçleri kendini gösteriyor. Tamam, farları yak. Farları yak. Ve işler birdenbire istenilen yönde değişiveriyor. Evet. Şükürler olsun. Şuna bak. Bu 80 veya 100 watt üretmek için yeterli sanırım. Bir de rüzgarı kuvvetli düşünsene. Cem rüzgar türbininin çalıştığını kanıtlarken hava çok durgundu. Ve buna rağmen 100 watt civarında elektrik üretmeyi başardı. Ve bu Black Sail'i kurtarmak için gereken 1000 watt'tan çok az. Pansiyonun geleceği artık Dik'in elinde. Birdenbire hava değişiyor ve yağmur yağmaya başlıyor. Ama yağmurdan kaçabilecek bir yer yok. Bugün hesaplaşma günü.
Doğru dostum. Gördüğüm kadarıyla bütün parçalar takılı. Kontrol artık bizim. Muhafazamızı da yaptık. Bu dönmeye başlayınca elektriği üretmeye başlayacağız. Bu pencerelere bayıldım. Ama önemli olan yeterince sağlam mı? Galiba öyle. Deneyelim mi? Evet. Hadi çalıştıralım şunu. Selbek'ten suyu hortumlarla yüksek basınçlı şekilde getirmeyi başaran Dick'in şu an yapması gereken tek şey bunu tribüne bağlamak. Bunu pansiyona yakın olan bir yere koysak iyi olmaz mıydı? Neyse yeterince suyumuz var. Evet. Rüzgardan daha fazla. İyi görünüyor. Önce hortumu monte edelim. Bak ne diyeceğim. Sen hortumun ucundan tut, ben de suyu biraz yavaşlatayım. Tamam, ben de buradan kıvırırsam iyi olacak sanırım. Tamam, şunu tutayım. Hey, bu çok komik. Tamam, oluyor. Tut şunu. Hey! Bu çok oynak bir şey. Tamam, tuttum. Tamam, oldu. Hayır, olmadı. Nazikçe takmaya çalış. Tamam, olacak. Güzel. Hazır. Burası açık, burası kapalı. Tamam. Eğer bir sorun olursa burası açık kalacak. Evet. Son olarak tüm basıncı çarka vereceğim. Hazır mısın? Su şu anda güvenlik borusundan akıyor. Bu boru basınçtan dolayı bir patlama olmasın diye şimdi çok yavaşça kapatılacak ve su doğrudan çarka yönlendirilecek. Yüksek basınç elde ettik. Çalıştırmaya başlayalım mı? Evet. Suyla oynamaya bayılıyorum. Tamamdır dostum. Şimdi yapacağımız şey bunu açmak. Sonra çark dönmeye başlayacak. Senden yapmanı istediğim şey 3000 devire ulaştığımız zaman, yani kullanacağımız frekans olan 50 Hz'i yakaladığımızda ne kadar güç elde ettiğimize bakacaksın. Tamam. Şimdi ben ölçüm yapmaya hazırım. Hazır mısın? Evet. Kendimi bir DJ gibi hissediyorum. Cem basit bir güç ölçüm panosu hazırladı. Eğer tribün elektrik üretirse üzerindeki lambalar yanacak. Evet, oluyor. Oluyor. Elektrik üretiyoruz. Sesi duyuyor musun? Çalışıyor mu? Hertz düğmesine bas. Dinle. Buraya elektrik falan gelmiyor. Öyleyse yeterince hızlı değil. Biraz daha güç verelim. Evet. İşte geldi. 44 Hertz. Doğru. Biraz arttı. Bu yeterince yakın. Tamam. Tamam, yeterli. Şunlardan birini yavaşça çevir. Oldu işte. Şimdi elektriğimiz var. Işık yandı. Evet. Biraz daha. İşte bu kadar. Biraz daha. Başardık. Hadi elektriği insanlara ulaştıralım. Hadi gidelim. Birkaç yüz metre elektrik kablosu 240 voltluk yeşil enerjiyi Black Sail pansiyonuna ve umutlu Tony Hume'a ulaştıracak. Tony, su türbininin elektriği şu an pansiyonda. Ve biraz da rüzgar türbininin yardımıyla işin ve pansiyonun güvende olacak. Şimdi ışıkları açın. Evet! Bir içkiyi hak ettik. Biralar benden. Evet. Evet. Gezegen mühendisleri Black Sail'in sonunda servis yolunu kaybettiğinde ve tüm vadiyi doğaya kazandırıldığında Cem'in rüzgar türbininin acil durumlar için bir hayat desteği olabileceğini kanıtladı. İngiltere'de yağmurlar yağmaya devam ettikçe ve Dick'in su türbini günün her dakikasında binlerce wattlık elektrik üretip pansiyonu aydınlattıkça yürüyüşçüler nesiller boyu buraya gelmeye devam edecek.